Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Yaşadığımız doğayı engelli dostlarımızla paylaşıyoruz. Genellikle toplumun daha çok görünmeyen kısmında yer almayı tercih eden bu dostlarımıza yardımcı olmalı ve bunun adına da bir farkındalık oluşturmalıyız. Engelli dostlarımız için devlet tarafından sağlanan yardımlara bir bakacak olursak, genellikle alacakları raporlarla birçok şeyden yararlanma hakları bulunmaktadır. Heyet raporlarının ya da engelli raporu oranlarının nasıl hesaplanabileceği pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Engelli rapor hesaplaması için oluşturulmuş programlar bulunmaktadır. Rapor oranları hesaplamada esasen bir formül kullanılmaktadır. Bu formülün adı Baltazar'dır. Biz de bu videomuzda bu konuları ele alacağız. Öncelikle engelli raporunun nasıl alındığını anlatalım. Devlet tarafından belirlenmiş olan hastanelerde rapor verme yetkisi bulunmaktadır. Bu hastanelere yetişkinler bizzat, engelli çocuklar da vasileri aracıyla başvuru yapabilirler. Raporun verilebilmesi için kurul günleri bulunmaktadır. Hastaneye giderken kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçeler, heyete girmek isteyen kişilerin ellerinde alınır ve topluca teslim edilir. Kayıt aşamasında gerekli sorular sorulur. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, dilekçeyi rapor almak isteyen vatandaşın bizzat kendisinin doldurması gerektiğidir. Kayıt işlemleri esnasında başvuru sahibinin resmi çekilecektir. Bu aşamadan sonra kişinin sağlık kontrollerinin yapılması ve engel durumunun tespit edilmesi için hangi birimlere gitmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Muayene sonrası doktorların ilgili alanları kaşelemesi gerekmektedir. Daha sonra evrakın rapor görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise raporun aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Bu işlemler bittiğinde raporu almış olursunuz. Engelli raporu hesaplama programı nedir? Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak engel sahibi olmuş olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Baltazar formülüyle hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl resmi gazetede erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe eklenen ikinci geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının nasıl hesaplanacağı ifade edilmektedir. Baltazar formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için internet üzerinde oluşturulmuş olan pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuçlar alabilmek için yaş alanının muhakkak doldurulması gerekmektedir. Özellikle 65 yaş ve üzerinde yapılan kişiler için hesaplama, farklı oranlar üzerinden yapıldığı için yaşın seçilmemesi durumunda ulaşılacak olan sonuçlar sağlıksız olacaktır. 65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranları için kullanılan formüle %10 oranı eklenmektedir. Bu yazılımlar basit usullerle yapılmış ve sadece rahatsızlık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonra toplam engel oranınız üzerinden bir hesaplama yapılacaktır. Engelli raporu oranları cetveli. Baltazar cetveli bir ya da birden çok engel durumu bulunanların toplam engel oranlarının hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Hesaplamada esas alınacak olan nokta, engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan orandır. Elbette ki diğer oranlar da hesaplamada kullanılmaktadır fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir. Engelli raporu oranları nasıl hesaplanır? Hesaplamada hareket noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Oluşturulan kurullar tarafından her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı ifade edilmektedir. Hesaplama cetvelini kullanarak hesaplama yapabilir ya da Baltazar formülü yardımıyla hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Yetişkin engeli heyetleri 7 üyeden oluşmaktadır. Ortopedi, göz, kulak, burun, boğaz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekmektedir. Şimdi örnek hesaplamayı anlatalım. İlk aşama, kurul hekimleri tarafından verilen bu oranlar büyükten küçüğe doğru sıralanması gerekiyor. En büyük oran %100 oranından çıkarılır.
Yani en büyük oran eksi %100 işlemi yapılmalıdır. Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuçla ikinci engel oranını çarpıyoruz. Bu işlemden ortaya çıkan sonucun da 100'e bölünmesi gerekmektedir. Bundan sonraki aşamada bu sonuca en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir. Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır. Engelli şahsın yaşının 60 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara %10 eklenecektir. Böyle anlattığımız zaman evet karışık oluyor. Şimdi örnek bir hesaplama yaparak tekrar üzerinden geçeceğiz. Görme engelimiz %50, işitme engelimiz de %25 olsun. Şimdi formülü kullanmaya başlayalım. İlk aşamada bir sıralama yapacağımızdan söz etmiştik. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme engeli olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız rakam %50 olacaktır. Şimdi %100 oranından %50 görme oranımızı çıkarıyoruz. Sonucumuz %50. Elde ettiğimiz %50 sonucundan ikinci engel oranıyla çarpıyoruz. Yani 50 çarpı 25. Sonucumuzsa 1250 çıktı. Bu sonucu da 100'e bölmemiz gerekiyor. 1250 bölü 100 eşittir 12,5. Dediğimiz gibi çıkan sonucu en yüksek engel oranına tekrar ekliyoruz. Yani 12,5 artı 50. Çıkan sonuçsa 62,5. Şayet bu kişi 60 yaşın üzerindeyse sonuca %10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı %72,5 olacaktır. Biraz karışık bir hesaplama. Engelli oranı hesaplaması da böyle. Merak ettiğiniz sorular için abone olmayı unutmayın.